Herkese merhaba. LG V20'nin Türkiye lansmanı geçen hafta gerçekleştirilmişti. Biz de o lansmandaydık ve LG V20 ile ilgili ilk izlenimlerimizi hazırlamış olduğumuz ön inceleme videosunda ve yazısında sizlere paylaşmıştık. LG V20 artık Türkiye'de piyasaya çıkılıyor. LG yetkilileri bu ayın ortalarında Türkiye'de piyasaya sunulacağını söylemişti LG V20'nin ve bu hafta beklenen zaman geldi. Bize de LG V20 ulaştı. Görmüş olduğunuz gibi beyaz renkli bir kutuda bir adet LG V20 var. Şimdi bu kutu açılışını birlikte gerçekleştirelim. Bu telefonun kutusundan neler çıktığını bakalım. İlk açılışı da beraber gerçekleştirelim. Evet, LG V20 bize jelatini açılmış olarak geldi. Normalde bu tarz açılışları yapmıyoruz ancak LG V20 özel bir telefon ve içinden çıkanlar gerçekten ilginç. Bu nedenle bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi karşımızda titan siyah rengi bir LG V20 var. Metal ve silikonun birleşiminden oluşan bir yapı var karşımızda. Arka kapağı çıkarılabiliyor LG V20'nin. LG çıkarılabilir kapak, değiştirilebilir pil felsefesine bağlı kalmaya devam ediyor ve LG V20 de bu felsefenin yansımalarından bir tanesi. Şöyle kenardan jelatini de çıkaralım. LG'nin telefonlarında bu tarz jelatinler en ince noktada bile bulunuyor. Arkada da büyük bir tane jelatin var. Onu da çıkaralım. Ön tarafta da bir adet jelatin var. Onu da çıkaralım. Nispeten ince bir telefon. 5.7 inç ekranı var ve üstte ikinci bir ekranı daha var. Söylediğim gibi alüminyumdan yapılmış, askeri testlerden geçmiş, dayanıklı bir gövdeye sahip bir akıllı telefon var. Üst kısımlarsa silikondan yapılmış. Böylelikle sağlamlığın biraz daha arttırıldığını söylüyor LG bizlere. Devam edelim. Birazdan açılışını gerçekleştiririz. Kutuda neler var bakmaya devam edelim. Burada hızlı bir başlangıç kılavuzu var. Buradan LG V20 ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Türkçe olarak da sunuluyor. Çeşitli bilgiler, önemli bilgiler. Buna bakabilirsiniz. Diğer kanada bakalım. Diğer tarafta neler var? Görmüş olduğunuz gibi bir adet şarj adaptörü var. Burada USB kablosu, USB kablosu, USB-C, bir ucu, USB-A tipi. Bunun dışında şurada da pilimiz var. Söylediğim gibi LG V20'nin pili çıkarılabiliyor ve LG telefonun pilini telefondan ayrı olarak sunuyor. Onları şu şekilde açalım ve telefonun içine yerleştirerek LG V20'nin açılışını ve kurulum işlemlerini başlatalım. LG V20'nin arkası, arka kapağı görmüş olduğunuz düğmeye basılarak açılıyor. Bu düğmeye basarak kapağı çekiyorsunuz ve açılıyor. Bu şekilde LG sağlamlığı biraz daha arttırmayı hedefliyor. Şöyle yerleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi burada microSD ve SIM kart yuvaları da bulunuyor. Arkada 2 adet kamera var, tıpkı LG G5'te olduğu gibi. Bir tanesi 16 megapiksel, bir tanesi 8 megapiksel. Bu sayede geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor LG V20. Bu arada LG V20'nin kutusundan kulaklık çıkmadığını belirtelim. Ancak LG V20'yi ilk satın alanlardan olursanız LG'nin sunmuş olduğu hediye paketi içerisinde Bang & Olufsen'ın H3 kulaklığı da mevcut. Bu kulaklık sayesinde telefonla birlikte dolaylı olarak bir kulaklık da sunulmuş oluyor. Bunu da belirtelim. Şimdi görmüş olduğunuz yerde parmak izi okuyucusu mevcut. Parmak izi okuyucusu aynı zamanda güç butonu işlevi de görüyor. Buna basılarak LG V20'nin açılışını gerçekleştirelim. İlk kurulumu yapalım ve tekrar karşınızda olalım. Evet, LG V20'nin kurulumu yaklaşık 3-4 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor ve görmüş olduğunuz Android 7 Nougat işletim sistemli LG UX 5.0 kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. LG V20 Android 7 Nougat yüklü olarak tanıtılan ilk akıllı telefon olmuştu. Ancak telefon Aralık ayında piyasaya sunulmaya başlandığı için Türkiye'deki piyasaya çıkan ilk Nougat telefonu olma fırsatını kaçırdı. LG'nin çeşitli özelleştirmeleri mevcut. Aslında LG G5'te kullanmış olduğumuz, oradan bildiğimiz kullanıcı arayüzünden çok da farklı olmayan bir arayüz var karşımızda. Ana ekran uygulama menüsü yok. Tüm kısa yollar görmüş olduğunuz gibi ana ekrana yerleştirilmiş. Aynı zamanda ikonlar da LG G5'teki kullanıcı arayüzünden alıştığımız şekilde. Bunun dışında görmüş olduğunuz ana ekranı, parmağınızı ana ekrana bastırarak özelleştirebilirsiniz. Buradan ana ekran ayarları, kaldırın uygulamalar gibi LG V20'den kaldırdığınız, son 24 saat içinde kaldırdığınız uygulamaları görüp bunları tekrar geri kurmanız mümkün. Google Play'e gitmenize gerek kalmadan. Bunun dışında LG V20'ye özel bir özellik, in-apps adı verilen uygulamaların içerisinde bilgi aramayı sağlayan, telefondaki verileri arayan bir bölüm var. Google'la birlikte çalışan, Google'la bağlantılı çalışan bu özellikte LG V20 ile birlikte ilk kez LG telefonlarında görürüz ki diğer Android cihazlarında da, Nougat yüklü cihazlarda da bunu göreceğiz.
Google uygulamaları yine merkezde yer alıyor. Aynı zamanda çeşitli uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Örneğin görmüş olduğunuz gibi Facebook, Instagram, Evernote gibi uygulamalar yüklü. Çeşitli araçlarda mevcut FM radyoda var ki bu çok kullanıcıyı sevindirecektir. Üste görmüş olduğunuz gibi burada Sabri Küstür adım yazıyor. İkinci ekran burası. Bu ikinci ekranda istediğiniz bilgileri gösterebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi o bölüme dokunduğunuzda ikinci ekran deneyiminin tanıtımı yapılıyor ve burayı nasıl kullanacağınız gösteriliyor. Ayarlara giderek ayarlarda ekran bölümüne gidip buradan ikinci ekranı nasıl yöneteceğinizi görebilirsiniz. Buradaki ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra da parmağınızı burada sürükleyerek görmüş olduğunuz gibi çeşitli ayarlara, kısa yollara, favori uygulamalarınıza rahatlıkla erişebilirsiniz LG V20'de. LG V20 ile ilgili daha önce ön inceleme videosunda ve yazısında konuşmuştuk. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. Çok yakında bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da bulacaksınız. Bunu belirterek videomuzu kapatalım. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.